Çok saygılar Uygur TV izleyicileri. Efendim biz Almanya caddelerinde, sokaklarında bugün sosyal bir yaraya parmak basmak için vatandaşa bir soru sorduk. Sorumuz şuydu. Ailenizin içerisine, çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle, anneniz, babanızla beraber yaşadığınız evinizin içerisine hiç tanımadığınız yabancı bir insan yerleştirilse ve dense ki bu insanla beraber yaşamak zorundasınız denilse, bu insanla sabahtan akşama kadar, hatta yatıncaya kadar sizlerle beraber yaşamak durumunda olsa, hatta sizin evdeki yaşadıklarınızı bir rapor haline getirse nasıl bir tavrınız olur diye sorduk ve bakalım sokaktaki aldığınız cevaplar neler? Merhabalar, sizi merhaba. Tanıyabilir miyiz? İsmim Nurullah Sarsık. Evet. Bunlar çocuklarım. Maşallah, Allah bahşesin. Efendim size sorum şu. Sizin evinize, sizin tanımadığınız, hiç bilmediğiniz bir tane yabancı erkek yerleştirecek, bir gözlemci yerleştirecek ve bu insan sizinle beraber yaşayacak dense, tavrınız ne olur? Kesinlikle hayır olur. Çünkü demokratik ülkede yaşarken özgürlüğümün elimden alındığını hissederim. Doğru mu? Alınsa ne olur? Alınsa en doğal hakkım elimden alınmış olur. Evet. Ben katılıyorum. Annemin dediklerine katılıyorum. Emri var, kesinlikle olmaz. Çünkü aile bir özel, yani bir kırmızı çizgi var. Onun önüne de geçilemez yani. Ailede böyle bir şey var ya. Yani. Yabancı kesinlikle kabul edilemez yani. Çünkü böyle bir şey dünyada yaşanılıyor desen. O zaman büyük büyük bir yanlış var. Yok, bu kabul edilenemez bir durum olur. Yani kesinlikle. Neden? Çünkü bu çok yani kendi aile ve şahsi, yani kendi idarenin dışında çıkar yani normal özel haklara karşı çıkar yani bu durum ve bir özel bir hayat, bir bağ yani bu var. Kabul etmem. Kesinlikle kabul edemem böyle bir şeyi. Bir şeyi yapanı takınıyorum gerçekten. Bir Müslüman ailenin içine girip de benim her şeyimi öğrenmek zorunda değil. Bizim tavrımız baştan hayır olur. Çünkü bir yabancıyla yaşamak zor. Kesinlikle kabul etmem. Böyle bir şey var mı gerçekten de? Böyle bir şey mi yapmak istiyorlar? Kesinlikle kabul etmezler herhalde. Ne olur? Vallahi ben soruyu tam alamadım. Onun için en iyisi cevap vermiyorum. Evimi almam abi. Niye? Yabancı niye evimi almam? Olmaz yani. Yakışmaz. Neden? Kız ve oğlan olduğuna da bağlı bir yerde. Tabii bir erkek yerleştiriliyor bir yere. Olmaz. Kız olmaz. Evde çok kız var. Olmaz. Kendi evime ben kabul etmem. Başkası için nasıl bakar başkası onu bilmem. Hayır, o zaman katlen olmaz. Neden? Ben katlanamam. Niye? Yabancı erkekle yaşayamam. Bunu bana bir Türk olarak mı soruyorsun? Türk olduğum için yoksa bir Alman mı? Yok, yok. Veyahut da başka bir Türk var. İnsan olarak. Bizde namus kavramı denen bir şey var. Yani bunu söz konusu olmaz. Bunu zaten hani böyle bir şey dayatamazlar, düşündüremezler. Bizim aklımıza gelmez. Peki böyle bir şey yaşanıyor desem inanır mısınız? Doğrusu kardeşlerimizin evlerine böyle gözlemciye yerleştirdik. Aslında benim özelim, kim girebiliyor, giremez. Yani benden izinsiz giremez. Benim istediğim kişi gibi benim ailemde durur. Ben karar veririm ben de. Evet. Bunu Doğu Türkistan'da yaşanıyor. Çinliler Uygur evlerine gözlemci yerleştirdiler. Onların da hiçbir şekilde bir hakkı talebi yok. Olamıyor. Yani, olamıyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle düşünmek bile istemiyorum. Herkesin bir mahrem vardır. Bir ailenin de beraber yaşadığı bir mahrem vardır. Yabancı müsaade almadan kesinlikle giremez. Evet. Peki böyle bir şeyin yaşandığını biliyor musun? Böyle bir şeyin yaşandığını bildiğim kadarı basından takip ettiğimi Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri kardeşlerimize böyle bir şey yapıyorlar. Bunu da nefretle, şiddetle kınıyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Cennet vatanımız Türkiye'ye, bütün kardeşlerimize, İslam alemine hayırlı, huzurlu bayramlar diliyorum. Bu güzel yayınınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Eyvallah efendim, teşekkür ediyoruz. Yani özelim olmaz, kabul edemem yani. Hayır, istemem yani. Ne olur? Ben istemem. Bu Doğu Türkistan'da yaşanıyor şu anda. Çin hükümeti. Evet. Oradaki her Uygur Türkünün evine bir tane gözlemci koyuyor. Sebep ne? Sadece gözlemek için. Ya gözlemek yani onların ne yapıp ne ettiklerini bilmek amaçlı ve işte baskı altında tutabilmek için. Ne acı bir şey ama.
bu zulmün Doğu Türkistan'da yaşandığını şahsen biliyorum. Bazı gazeteler, medyalar bunu yansıtmasa da internette, özel paylaşılan sitelerde bunu görüyoruz. Orada da hani kan bağımız olan Türk insanları var. Sonuçta Türk olması gerekmiyor. Sonuçta insan ve görüldüğü yerde dövülüyorlar, evlerine giriliyor. Bacılarımız, kardeşlerimiz zorla çıkartılıyor, götürülüyor. Hiç hoş bir durum değil ve buna ne yazık ki bütün devlet bireyleri sessiz kalıyor. Evet, çok saygıdeğer izleyiciler, efendim bizim almış olduğumuz cevaplar bunlar. Evet, cevapları sizler de aldınız, sizler de gördünüz. Bizi izlemeye devam edin, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.